yaşlanma karşıtı kremlere hepimiz duyarlıyız. Kadın olsun erkek olsun ama orada da bir mevzu var ki cıva. Cıvayı çok konuştuk. Ekonomi yayınlarında bile ben konuştuğumu hatırlıyorum. Şimdi 15 ülkede yapılan bir araştırma 271 farklı cilt beyazlatıcı ve yaşlanma karşıtı kremi incelemiş ve dijital ortamda özellikle satılan ürünlerin neredeyse yarısında cıva tespit edildi diye bir haber var. Yine bir ayağıma girelim, yine bir farkındalığı yükseltelim adına. Neyi okuyalım yani, orada cıva var yazmaz tabii ki. Şimdi cildinizde eğer bir leke varsa veya cildinizde lekelenme problemini siz problemi yapıyorsanız, ben yapmıyorum. Tamam, siz yapabilirsiniz. Bunu açmak için internetten ürün satın alarak cilt kremiyle ben bu lekeyi açacağım gibi bir yanlışa girmeyin. Bu yayının amacı odur. Gündeme getirmemizin sebebi de odur. Bu 171 ürünün tamamında yüksek dozda cıva bulunmuştur. Çünkü cıvalı kremlerle cilt rengini kolayca açarsınız. Ama cıva zehirlenmesiyle beyninizin canını okursunuz. Yani cildinizi kurtarır, beyninizi bunamanın, bellek sorunlarının önüne yem gibi koymuş olursunuz. Yani bunun biraz daha altını çizmek istiyorum. Çünkü cildinize sürdüğünüzde de o beyninize hasar veriyor. Çünkü cildinizden emilir cıva. Cildinizden emilen cıva dolaşımınıza geçer. Evet. Dolaşımınıza geçen cıva aynen, beyninize geçer. İlaçla etki yapıyorsa. Evet, beyninize geçen cıva da sizi bellek açısından özellikle ama beyin fonksiyonlarının pek çoğu açısından çok zor durumda bırakır. Cıvanın başka zararları da var. Karaciğerinizin, böbreğinizin, diğer organlarınızın da canını okur. Ama şu bu gündeme bu konuyu getirmemin nedeni şu. Cilt eğer rengini açmak istiyorsanız bunun yolu en kısa zamanda bir dermatologdan randevu alıp dermatolog hanımefendiye, beyefendiye ben bunun için ne yapmam lazım? Bir lazer mi uygulamam lazım? Kriyoterapi mi uygulamam lazım? Ağızdan bir ilaç mı kullanmam lazım? Bu bir hastalığın belirtisi mi? Mesela ben çok sık konuştuğumuz bir konuyu ise gündeme getireyim. Ağır insülin direnci olan, polikistik over olan genç kızlarda akantozis nigricans dediğimiz siyah lekeler var. Bunu değil cıvayla, fırçayla bilmem ne yapsanız insülin direncini kırmadan geçiremezsiniz. Dolayısıyla ciltte bu leke niye oluyor? Neden? Sorusuna cevap önce vermeniz lazım. Belki de sizin leke diye bekleyip düzeltmeye çalıştığınız şey bir malign melanom, bir kanser bile olabilir. Ama basit, masum bir leke dahi olsa benim cildimdeki kırışıklığı azaltayım, cildime iyi geliyormuş, Ayşe Hanım, Fatma Hanım da kullanmış diye bir krem kullanmaya kalkmayın. İnternetten alacağınız kremlerin, özellikle renk açıcı başlığıyla satılan kremlerin hepsi şaibeli olabilir. Uyanık olun, dikkatli olun.